Öyle mi? Süper. Evet. Yalçın Bey, şu tarafa kamera açısından şu tarafa geçmeniz mümkün olabilir mi? Kusura bakmayın. Şey. Ali Bey hazırsa ben şey yaparım. Evet, değerli panelistler, dinleyiciler, katılımcılar, hoş geldiniz. Pek çoğunuzun bildiği gibi Küresel ve Yerel Düşünce Derneği, QYERL, Türkiye'de farklılıklarla bir arada yaşamanın önündeki engelleri kaldırmayı misyon edinmiş, bunun içinde demokrasinin ve demokrasi kültürünün geliştirilmesine odaklanmış bir sivil toplum örgütü ve ağı. İşte basın özgürlüğü konusu da bizim için bu yüzden çok önemli. Bu tartışmaya destek verecek değerli konuşmacılara ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de bu mekanı sağladığı ve ikram desteğinde de bulunduğu için Frederick Ebert Stiftung'a sunmak istiyorum. Bugün çok değerli basından değerli konuklarımız var. Sayın Doğan Akın, T24'ün genel yayın yönetmeni. Her bir konuşma öncesinde, gerçi ben kısaca bir şeyde hayat hikayesinden de söz edeceğim. Sayın Ömer Madra, Açık Radyo'nun genel yayın yönetmeni. Sayın Recep Yaşar da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı. Şimdi bugün panelimizin ilk oturumunda Türkiye'de basın özgürlüğünün fotoğrafını biraz netleştirmeye çalışacağız. Geçmiş ve bugün muhasebesi içinde basın özgürlüğü açısından nerede olduğumuzu, bu özgürlüğü tehdit eden unsurları tartışmak, önümüzdeki döneme ilişkin de risk ve tehditleri ele almak istiyoruz. Yine bu fotoğrafı belirginleştirdikten sonra ikinci oturumda ise çözüme odaklanmak, basın özgürlüğünün alanının nasıl genişletilebileceğine ve alternatif yayıncılık arayışlarına, modellere yoğunlaşmak istiyoruz. Ben panele başlamadan çok kısaca bazı rakam ve şeylerden, raporlardan alıntı yapmak istiyorum. Sunuma yansıtmak isterdik ama biraz salonun imkansızlıkları var. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2013 Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasına göre Türkiye 179 ülke içinde 154. sırada, 2005'te 98. sıradaymışız. Yani 56 sıra birden gerilemiş Türkiye. Dünyada basın özgürlüğüne en saygılı ülkeler içinde de yukarıdan aşağıya Finlandiya, Hollanda ve Norveç'i görüyoruz. Onların da neden böyle olduğunu aslında bir araştırmak ve şey yapmak, ele almak lazım. Türkiye'nin gerisinde kalan ülkeler de var elbette. 154'ten geriye doğru baktığımızda. Swaziland, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Mısır, Pakistan, Kazakistan, Ruanda, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Özbekistan diye gidiyor. Şimdi sevgili Mustafa Paçal da geldi. Onun çok sevdiğim bir değerlendirmesi vardır. Der ki Türkiye'yi anlamak için ve Türkiye fotoğrafını daha net okuyabilmek için Avrupa Birliği ilerleme raporlarına bir göz atmakta her zaman yarar vardır. Avrupa Birliği ilerleme raporu, 2013 ilerleme raporunda basın özgürlüğü ve medya ve düşünce özgürlüğü konusunda bazı saptamalarda bulunuyor. Pozitif bir şeyle başlıyor rapordaki o değerlendirme. Dördüncü yargı reformu paketi ifade özgürlüğüne ilişkin yasal çerçeveyi geliştirmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun silahlı örgüte üyelik hakkındaki 314. maddesi dahil olmak üzere mevzuatta daha fazla değişiklik yapılması ve uygulamaya yönelik tutarlı bir izleme mekanizmasının tesis edilmesi gerekmektedir, diyor. Kamu görevlilerinin basın üzerindeki baskısının devam etmesi, yaygın otosansür, eleştirel gazetecilerin işten çıkarılması, internet gazetelerinin sık sık yasaklanması ve ifade ve basın özgürlüğünün uygulamada görsel istihsal alandaki düzenleyici makam tarafından ve yargının yaklaşımı nedeniyle engellenmesi dahil olmak üzere sorunlar devam etmektedir. Yine ilerleme raporu bir başka değerlendirmesinde toplumun ulusal ve ahlaki değerleri
genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerinin ihlallerine ilişkin olarak RTÜK tarafından yürütülen yaptırımlar endişe uyandırmaya devam etmektedir. Benzer şekilde müstehcenlik kavramı yorumlamaya açık şekilde muğlak tanımlanmıştır. Haziran 2013'te RTÜK, Gezi Parkı protestoları olarak adlandırılan olayları canlı yayına verdikleri için çok sayıda televizyon kanalını şiddete tahrik suçundan para cezasına çarptırmıştır. RTÜK'ün bağımsızlığı, siyasi yapısı nedeniyle uzun süredir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Rapor bir başka soruna daha dikkat çekiyor. Çoğunlukla sol görüşlü veya Kürt kökenli çok sayıda gazeteci, özellikle henüz değiştirilmemiş olan Türk Ceza Kanunu'nun silahlı örgüte üyelik hakkındaki 314. maddesi kapsamında halen tutuklu bulunmaktadır. Kürt meselesi hakkında yazan ve çalışan yazar, akademisyen, gazetecilere, bunların yanı sıra öğrenci ve avukatlara karşı açılmış olan çok sayıda dava devam etmiştir. Ve son değerlendirme cümlelerinde de şunu söylüyor. Devlet yetkilileri eleştirel gazeteci ve yazarlar aleyhinde bizzat davalar açmaya devam etmişlerdir. Bu husus medya kuruluşlarının mülkiyetinin, bilginin serbestçe yayılmasının ötesinde menfaatleri olan sanayi gruplarının elinde yoğunlaşmasıyla bir araya geldiğinde gazeteciler ve medya patronlarının yaygın otosansürüne neden olmaya devam etmiştir. Özellikle ana akım medya kuruluşları Haziran ayı başında gerçekleşen Gezi Parkı protestolarına çok az yer vermiştir. Hükümeti eleştiren gazeteciler ve köşe yazarları işten çıkarılmıştır ya da istifa etmeye zorlanmıştır. Sonuç olarak uygulamada basın özgürlüğü kısıtlanmıştır. Şimdi bu saptamaların ardından Recep Yaşar'a söz vermek istiyorum ilk olarak. Gazetecilik alanının en önemli meslek kuruluşlarından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başkan yardımcısı kendisi. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nun aynı okulu bitirdik. Gazeteciliğe Ulusal Basın Ajansı'nda başladı. Daha sonra TRT'ye girdi. TRT İstanbul Haber Müdürü ve TRT Yayın Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen TRT'de görevli ama TRT'ye ilişkin de konuşacağımız şeyler vardır muhtemelen bugün. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin amacını da şöyle özetleyebiliriz. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini, mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak, herkesin bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı olan iletişim ve düşünce özgürlüğünü sağlamak, gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle ilerletmek ve yüceltmek. Yani TGC'nin, panelimizin bugünkü konusuyla çok örtüşen görevleri var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye başlayalım isterseniz bu çerçevede basın özgürlüğü. Teşekkürler. Sevgili Tamer. Açılalım. Evet, şimdi galiba geçelim. Televizyonda mikrofonu açalım. Yeteneğini de gösterdik. Sevgili Tamer'le telefonla konuşunca sorunlar üzerinde öncelikle bir yoğunlaşmakta fayda var diye planlama yapıp sonra çözüm önerileri eğer zamanımız olursa ya da gerekirse tartışırız. Ben de kısaca neler satır başları diye küçük not alayım diye düşündüm ama baktım ki sorunlarla ilgili epey sayfalar dolusu yazı yazmam gerekecek. Bir kez şuna bakmak lazım. Yani medyanın sorunları derken Türkiye'nin temel sorunlarından ayıracak bir yazı söz konusu değil. Böyle baktığımız zaman bence en önemli şey temelde bir kere Türkiye'nin şu anda ciddi bir demokrasi sorunu var. Bu demokrasi sorununa paralel bir şekilde işleştirilmiş bir demokrasi kavramı yok. Özellikle siyasal elde, parlamentoda demokrasi kültürü içselleşmemiş benim gördüğüm kadarıyla. Ne var diye baktığımız zaman bunun arkasında hemen ciddi anlamda bir basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü sorunumuz var. Tamer söyledi, işte 154. sıradayız. İfade özgürlüğü sıralamasında. Toplantı ve gösteri hakkının kullanımı şu anda ülkemizde ciddi bir problem. Ciddi bir sorun var ve bu hak kullanılmıyor. Bütün bunların güvencesi olması gereken iyi bir hukuk sistemi. Ve maalesef şu anda en büyük problemlerimizden biri hukuk sorunumuzda.
yargı problemimiz var ve ciddi anlamda adil yargılama sorunu var Türkiye'de. Ve bu adil yargılama sorunu çerçevesinde de şu anda tutuklu gazeteciler sıralamasında Çin ve İran'la yarışıyoruz. Yani burada da lig şampiyonluğumuz var. Pardon, tam bu şeyde başbakan diyor ki mesela, ya da hükümet sözcüleri, ya orada içerideki gazeteciler meslekleri nedeniyle değiller aslında diyorlar. Evet. Bu yani, böyle bir gerçeklik. Hayır, böyle bir gerçeklik yok. Yani işte Sayın Başbakan'ın 6 tane gazeteci var. O da kriteri sarı basın kartı taşıyan 6 gazetecinin varlığından söz etti. O zaman soru şu, sarı basın kartı taşınıp taşınmadığı veya fiilen çalışan gazetecilerin kaçında sarı basın kartı var? Bu başka sorunlarımızdan biri. Sarı basın kartı ancak 212 sayılı yasa dediğimiz 5.987 sayılı yasa çerçevesinde, yani fikir işçisi olan siz sözleşme yaparsanız basın kartına başvurabilirsiniz. Bugün Türk medyasındaki en büyük problemlerden biri satır başlarında var, ona da belki sırası geldiğinde. 212 sayılı yasaya tabi arkadaşlarımız çalıştırılmıyor. Çalıştırılmadığı için basın kartı başvurusunda bulunamıyor. Ki ayrıca gazetecilik yapmak için de sarı basın kartı alma zorunluluğu yok. Böyle bir dayatma da söz konusu olamaz. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman da siz içeridekileri gazeteci değil diye, basın kartı yok diye gazeteci diye tanımlama hakkına sahip değilsiniz. Keşke oradaki iddianameleri biraz dinleseniz. Ben hem kişisel olarak hem de örgütüm adına bu duruşmaların, gazeteci duruşmaların hemen hemen çoğunu izliyorum. Silivri'ye de gittim, Diyarbakır'a da gittim, Ergenekon'a da gittik, Oda TV'ye de gittik. Bütün arkadaşlarımız yazdıkları haberler dolayısıyla, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler dolayısıyla savcılık iddianamesine yer alıyorlar. En son çok basit, yani 1 Mayıs haberi, 1 Mayıs mitingi, arkadaşımız ya tabelerden haber aynen alınmış, savcı iddianamesini okuyor. Arkadaşımız yazmış, bir grup tarla başından geliyor, bir grup Şişli'den Taksim Meydanı'na doğru geliyor. Ellerinde pankartlar var, sloganlar atıyor. Oradaki havayı anlatıyor. Kitle Taksim Meydanı'nda girmeye çalışıyor. Burada işte halaylar çekiliyor, konuşmalar var. Haber mi? Altında savcının iddianamesi. Burada örgüt diline paralel bildir kullanılarak örgüt propagandası işlemiş. Arkadaşımız örgüt elemanı. Yani konu biraz dağılmış gibi oldu ama muhabir arkadaşım tapelerden bir konuşma, birebir benim mahkemede tanık olduğum diyor. BDP ya Sarıgazi ya Opel, galiba Sarıgazi ilçesinden bir arkadaş abi diyor ki, bizim yarın saat 5'te bir basın toplantımız var. Basın toplantısında bir şenliğimiz var. Bu toplantı bizim için çok önemli. Lütfen bir ekip gönderir misiniz? Editör arkadaş diyor ki, tamam ben not alayım ama ekip gönderip göndermeyeceğimizi bilmiyorum. Yarınki gündemimize göre karar veririz. Arkadaş ısrar ediyor. Ama bu toplantı bizim çok önemli. Mutlaka izleyin. Editör arkadaşım da, biz haber toplantısında durumu değerlendiririz. Eğer gündemde daha önemli bir şey yoksa mutlaka geliriz. Israr devam edince o zaman diyor ki, bakın şöyle bir şey yapalım. Siz bir görüntü çekin. Nasılsa sizin kameranız vardır. Bize gönderin. Biz eğer gönderemezsek onu haber olarak değerlendiririz. Ve bu konuşma üzerine savcılığın iddianamedeki mi? Örgütün gönderdiği materyallerle örgüt propagandası yapmak. Yani bu tip konuşma bugün bütün televizyonlar haber merkezinde olan bir konuşma. Ben haber müdürü olarak defalarca yaptım. Bizim kameraman yetersizliğimiz var. Sizin görüntüleriniz varsa gönderin, biz değerlendiririz. Bu tip haberler sayısızca iddianamelerde yer alıyor. Örgüt dediği de yasal bir örgüt. Örgüt. Şimdi aslında bu arkadaşlarımız gazeteci mi değil mi? Yani savcı bu arkadaşlarımızı terörist olarak nitelendiriyor. Terörle mücadele yasası kapsamında bu arkadaşlarımız şu anda yargılanıyorlar. Ve ne acı, bizim meslektaşlarımız kendi gazetecilik, yargılanan gazeteciliğimize yeterince sahip çıkmıyor. Bunun birçok faktörü olabilir ama kurumsal olarak belki yayın politikaları, belki patronların, ona zaten girmemiz gerekiyor,
Medya, siyaset, iktidar ilişkileri buna el vermeyebilir. Ama bireysel olarak hiç olmazsa duruşmalara niçin katılmıyorlar? Niçin küçük olsa da o arkadaşların yanında olmuyorlar? Burada da bu ilgiyi gösteren bir grup arkadaş var. Burada da başka bir ayrımcılık var aramızda çıkan. Benim gözlemlediğim ana akım medyadaki arkadaşlarımızı bir tarafa bırakıyorum ama örneğin Ergenekon ve Oda TV davasına gösterilen o tırnak içindeki ilgi maalesef sosyalist ve Kürt basındaki gazetecide gösterilmiyor. Ya burada da bir ötekileştirme var. Var olan ilgi zaten ilgisizlik düzeyinde, olanda da yine bir ayrımcılık yapıyoruz. Yani ben şunu algılamakta açıkçası gerçekten zorlanıyorum. Yargılanan arkadaşlarımız, tutuklu arkadaşlarımız çıktığı zaman çıkmış halde. Şu an öbür tarafta sadece farklı bir bakışla gazetecilik yaptıkları için tutuklular ama onların tutukluluğunu görmezden geliyor. Böyle yaptığınız zaman başkası da sizin gazeteciliğinizi sorgular. Ya burada gazetecilik kavramı konusunda, gazeteciliğe sahip çıkma konusunda gazetecilere vebalinin fazla olduğunu düşünüyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Yani meslek örgütleri de dahil olmak üzere. Biz bir şey yapıyor muyuz? Yapma çabasındayız. İşte gazeteciliğe özgürlük platformu var. 60 şeye yakın meslek örgütü bir arada. Ama ne kadar yeterli? Yeterli değil. Daha çok şey yapılması gerekiyor. Senin sorun üzerine geçiyor ama ben sorunlar üzerine yoğunlaşınca hakikaten çok yani Türkiye'de ciddi bir tutuklu gazeteci problemi var. Bunun mutlaka aşılması gerekiyor. Tabii bütün bunların altında kim medyanın mülkiyet yapısı ciddi bir problem. Yani en büyük sorun bu. Evet belki bu biraz zorunluluktan da kaynaklanıyor. Nasıl? Medya artık büyük bir endüstri oldu. Bu endüstride ciddi bir yatırım gerekiyor. Ciddi bir sermaye gerekiyor. Ama bu sermaye o kadar farklılaştı ki medya sahipliğine baktığımızda bugün Türkiye'de medya patronlarının medya dışı faaliyetleri ciddi bir rakam. Yani bütçelerinde, holding bütçelerinde diyelim, medya faaliyetleri çok küçük bir rakam. Asıl problem medya dışı faaliyetleri. Medya dışında baktığımız zaman işte bankacılık var, inşaat var, enerji var, petrol var, AVM'ler var, aklınıza ne gelirse inşaat var, madencilik var, var da var. Ve bütün bu faaliyetler iktidarla aralarında ciddi bir organizasyon oluşturdu. Yani medya, siyaset, iktidar, hatta buna artık tarikat, cemaat ayaklarını mutlaka eklememiz gerekiyor. O zaman ne oldu? Bu alanlarda büyümek gerekiyor. Bu alanlarda büyümek için de sizin mutlaka iktidarla iyi ilişkiler içinde olmanız lazım. Kamu bankalarından düşük faizli kredi almanız lazım. Kamu ihalelerine girmeniz lazım. En büyük yeri kamu ihalelerinde. Özelleştirme ihalelerinde. Ve yatırımlarınız için teşvik ve yatırım belgesi almanız lazım. Bütün bunlar nereden geliyor? İktidardan çıkıyor. O zaman siz iktidarla kesinlikle iyi ilişkiler içinde olmak zorundasınız. Bu zorunluluğun için çıktı? Çünkü buna neden olan biri, evet, büyümek isteyen, büyüme hırsı hiç bitmeyen sermayenin, ama diğer taraftan kendi iktidarın, kendi medyasını yaratmak isteyen bir iktidarla da karşı karşıyayız. Yani iktidarın zihniyeti de medyayı özellikle tamamen kendi denetimine, kendi ideolojisine uygun bir yapı oluşturmak, kendi medyasını oluşturmak. Şimdi siz her iki tarafın da çıkarları burada örtüşünce siz bir taraftan krediler, teşvikler, kamu ihaleleri için iktidara gidince diğer taraftan kendisine bağlı bir medya yaratmak isteyen bir iktidar olunca ki bu demokrasi kültürü dediğimiz şeyin temelinde bu vardır zaten. O zaman iktidarın manevra alanı genişliyor. Karşısında direnen, eleştiren, kamu hakkını, kamu çıkarını gözeten bir medya kalmıyor. Bu iktidarın medya alanı genişledikçe, hareket alanı genişledikçe basın özgürlüğü dediğimiz kavram, kamu çıkarı, halkın çıkarı dediğimiz kavram maalesef ikinci plana düştü. Bu çözümler konusunda belki konuşabiliriz ama ciddi bir problem. Bu sermaye yapısıyla ve bu etik duruşla gazeteciliğe bu kadar sahip çıkılmama, çünkü nüfuz oluşturuyor. Nasıl çözeriz bilmiyorum.
Kamu bir de başka bir şey yaptı. Aslında bu son dönemde bir kere kamunun o bağımsız denetim kuruluşları, bir sürü özel kuruluşlar oluşturduk kağıt üzerinde. Aslında o kağıt üstünde her şey çok mükemmel. Ama uygulama çok farklı. Bunların hiçbirinin BDDK, RTÜK, hangisini sayarsanız sayın. Ne kadar bağımsız, ne kadar iktidardan talepleri dışında hareket ettiği hep kuşkudur, soru işaretleri. Yani bu kurumların vermesi gereken ruhsat, denetim ve gözetim işlevi bir süre sonra özellikle medya kuruluşları için bir baskı aracına dönüşüyor. Siz farklı bir ses çıkarttığınız an hemen bu kurumlar devreye gidiyor. İşte son gezi olaylarında Halk TV, Ulusal TV gibi biraz farklı bir yayın yapan kuruluşlara ciddi anlamda para cezaları yağmaya başladı. Bu ciddi bir problem. Yani bu kurumlar hem tarafsız davranmıyorlar hem mesafeli davranmıyor. Bütün medya kuruluşlarına aynı eşitlikte de maalesef davranmıyorlar. Ama başka bir şey daha çıktı. Belki bu son dönem eskiden medya, patronlar medyaya girmek isterlerdi. Kendi nüfuz alanlarını genişletmek için. Bu dönemde biraz daha farklı bir olgudan söz edebiliriz. Bazı sektörler, bazı patronları gördüğümüz kadar iktidar biraz da zorlayarak medyaya sokmak istiyor. Kendisine güvendiği sermaye gruplarını medya sahibi yaparak kendi hareket alanını genişletmeye başladı. Bunun örnekleri de çok uzak değil yani. Özelleştirme, BDDK'nın bankacılık faaliyetlerinden ötürü el koyduğu ve sattığı medya kuruluşlarına baktığımız zaman bu yapıyı görme şansına sahibiz. Başka nedir temel sorunlarımızdan biri? Bir kere yasalardan kaynaklanan ciddi bir problemimiz var. Terörle mücadele yasası bugün için Türk basının en büyük düşmanıdır. Siz bu yasayla sadece gazetecileri değil, istediğiniz her yurttaşı terörist sıfatıyla sanık sandalyesine oturtma şansına sahipsiniz. Öyle bir terörle mücadele yasamız var. Buna Türk ceza yasasını da ekleyin. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her yasada, medeni yasa, borçlar kanunu, ticaret kanunu, basın özgürlüğünü sınırlayan maddeler vardır. Yani bu yasalardaki ciddi bir temizlik yapılması lazım. Yani aklınıza gelebilecek hemen hemen her yasada, internet, gerçi onun hani altyapısı oluşturmadı. Onunla ilgili yani bütün yasalarda basın özgürlüğünü kısıtlayan bir madde var. Bu mutlaka bu yasalar elden geçirilmeli. Bunun sonucu olarak hem mülkiyet yapısı hem yasal karşımızda ciddi bir sansür ve daha da önemlisi otosansür çıktı. Yani bence bugün Türk medyasında en büyük sorun nedir derseniz en büyük problemimiz bizim yazılmayan haberlerdir. Yani bugün yazılan haberler üzerinde çok fazla şey söylenmeyebilir. Ama bugün asıl yazılmayan haberler bizim için ciddi problemler. Yani 30 kişinin ölümünü bile neredeyse ertesi gün görebilecek kadar elimiz kolumuz bağlı bir medya oluşturuldu. Bu yazılmayan haberler bence ciddi bir problem. Tabii niye? Yani evet mülkiyet yapısı değişti, patronların iktidar ilişkileri ama gazetelerin yapısında da farklılıklar oluştu, değişim oluştu bana göre. Bir kere haber merkezleri küçüldü, yok edildi. Yani muhabir kavramının içi kalmış, boşaltıldı. Gruplar bir haber ajansı kurdu. Bütün radyosunu, televizyonu, interneti, 5-6 gazetesi tek kaynaktan beslendi. Az elemanla çok iş. Ve oradaki arkadaşlarımız da dijital teknoloji, bilişim teknolojisi sağ olsun, copy press dediğimiz, Google gazeteciliği dediğimiz bir kavramla karşı karşıya kaldık. Araştırma ve daha da önemlisi soru soran gazeteci kalmadı. Yani soru sormak bizim için şu anda büyük bir meziyet olmaya başladı. Soru soran gazeteci kalmadı. İşte en son başbakana soru soran bir arkadaşımız Birsen Altaylı. O da Allah'tan Reuters'ın muhabiri yoksa işsiz kalmıştı şimdi. Onu özel haber yaptık. Ya kahraman, o gün kahraman ilan ettik. Özel haber niçin? Arkadaşımız başbakana soru sorabilme cesaretini gösterdi. Yani bu gazeteciliğin aslında muhabirliğin öldüğünün bir resmidir. Gazeteciliğin temeli soru sormak üzere. Soru soracaksınız, sorgulayacaksınız, kuşkucu olacaksınız ve eleştirel bakış açısı dediğimiz şey budur. Bunu
Bunu kimi koruyarak yapacaksın? Kamuyu, halkı koruyarak. Halkın çıkarlarını gözeterek yapacaksın. Çünkü zaten basının temel görevi denetim, kamusal denetim değil mi? Demokraside dördüncü güç dediğimiz şey nedir? Nedir? Yasama, yürütme, organ vesaire. Onları denetim. Kimin adına denetim? Kamu adına denetim. Nasıl denetleyeceksiniz? Soru sorarak. Bunun başka yolu yok. Bu eleştirel bakış açısı maalesef kalmadı. Ve başka bir şey çıktı. Ya tamamen iktidarla özdeşleşmiş bir gazetecilik ya da tamamen her şeyle, her şeye muhalefet, ama bu muhalefet sadece muhalefet anlamında değil. Yani asıl gazetecilik bence kalmadı. Yani ne o ne o. Bizim için gazetecilik, soru soran, kamu çıkarını gözeten bir gazeteciliğe ihtiyacımız var. Bu da şeyi beraberinde getirdi. Yani denetim işlevini, medya kamusal denetim işlevini maalesef unutmuş durumda. Ve editoryal bağımsızlığımıza maalesef biz gazeteciler sahip çıkamadık. Bu ciddi bir problem. Yani küçük istisnalar, örnekleri ayrı koyuyorum ama genel yapıya baktığımızda editoryal bağımsızlık, gazeteci kimliğine önce gazetecilerin sahip çıkması gerekiyordu. Bu konuda da maalesef sınıfta kaldığımız düşüncesindeyim. Bir diğer ciddi bir problemimiz nefret dili ve nefret söylemi. Medyamızda hakim. Bu sorunu da çözebilmiş değiliz bana göre. Çalışma koşulları çok ağır gazeteciler. Özellikle muhabir arkadaşlarımız. İş güvencesi yok. Yani en iyi gazeteci bile ertesi gün geldiğinde işsiz kalabilir. Mesai kavramı gerçekten yok. Bayram, seyran, savaş koşulları, her türlü zor koşullarda çalışabiliyorsunuz ama siz yıpranmıyorsunuz. Siz ölebilirsiniz, yaralanabilirsiniz ama yıpranmıyorsunuz. Yıpranma hakkını bile zorla lütfedip verdiler bize. Yani gazeteci yıpranmıyor, gazeteci ölmüyor. Ve özellikle üretim tarzındaki değişiklik, bu bilişim teknolojisi şunu da getirdi. Artık bir muhabir gazeteci birden çok işi yapmaya başladı. Özellikle ben televizyondaydım. İşte muhabir giderdi, kameraman giderdi, sürücü giderdi, teknik ekip ayrı ayrı giderdi. Şimdi her şeyi bir kişiye yüklüyor. Al anahtarı, bin arabaya git, çek, anons yap, haberini sisteme yükle, montajını yap, web'e at. Bütün gün boş durma şansınız yok. Yani başka şeye araştırma, izleme, dinleme şansı bırakmıyor. Bu gazetelerde de böyle. Birçok sektör, birçok ara insan gücü kaldı. Haberini yaz, sayfanı da kendin koy. Yani iş yükü arttı. Ücretler düşüktür. Yani muhabir anlamındaki ücretler şu anda televizyonlar için söylüyorum. Orayı daha iyi bildiğim için. Gerçekten düşük. Ama başka bir sıkıntı var. Alt ve üst limitler arasında ciddi bir uçurum var. Yani en tepedekiyle muhabirle genel yayın yönetmenin aldığı ücret arasında da ciddi bir uçurum var. Ve en önemlisi örgütlü değil. Yani gazeteciler sendikası yok artık. Cemiyetler yetersiz. Zaten cemiyetler gönüllülük esasıyla çalışan yerlerdir. Siz yaptırım gücü yok vesaire. O anlamda da çalışma koşulları anlamında ve örgütsüzlük bence en büyük problemlerimizden biri. Bizim sektör anlamında bilmiyorum süreyi belki biraz ama sorundan 3-4 tane daha ana başlık olarak geçmek istemiyorum. Ciddi bir iletişim fakültesi sorunumuz var Türkiye'de arkadaşlar. Yani şu anda benim görebildiğim kadar 70'in üzerinde iletişim fakültesi var. Ben hasbelkader iletişim fakültelerinde öğretim görevlisi olarak derslere de gidiyorum. Neredeyse her ilde bir iletişim fakültesi açacağız. Bu çocuklar nerede iş bulacak? Staj yapmak için bile torpil arıyoruz. Ya sizde staj yapabilir miyim diye çocuğun staj yapacağı yer yok. Ortalama 10 bin iletişim fakültesi mezunu hemen hemen çıkıyor. Bunların kaçı sektörde iş bulabilir? 100'ü o sene iş bulabilirse gazetecilik anlamında söylüyorum. Bence şanslıdırlar. Bu çocuklar ne yapacak? Bu çocuklar nasıl bir gelecek hazırlayacağız bilmiyorum. Bir de başka bir şey var. Gazetecilik yapmak için sadece bu okullardan mezun olma şartı olmadığı gibi diğer bütün sektörlerden bizim
medya sektöründe bir akım var. Doktoru, hukuk avukatı, mühendisi, aklınıza ne gelirse, sosyoloğu, her bölümden mezun olanlar gelip gazetecilik yapabiliyor. Bizim arkadaşlarımız bu anlamda da ciddi bir şekilde dışarıda kalıyorlar. Hiç göz pek uzak olduğu için, gözlerimizden uzak olduğu için çok fazla üzerinde düşünmediğimiz ciddi bir yerel medya sorunumuz var arkadaşlar. Yani hep ana akım medya üzerinde gidiyoruz ama Türkiye'de yerel medya şu anda ciddi bir problem. Aslında demokrasinin olmazsa olmazıdır, kılcal damarlardır. Çok önemlidir. Ama Türkiye'deki yerel medyanın neredeyse %90'ı devletin verdiği resmi ilanlara bağımlıdır. Yani her ilde ilçede neredeyse 10-15-20 gazete var. Her bir patronun bir gazete, orada da yerel bir patron oluşmuş, 5-6 gazetesi var. Hepsi aynı matbaadan çıkıyor. Sadece isimler farklı. İçerik hemen hemen aynı. Niçin? Devletin verdiği resmi ilanlardan daha fazla pay almak için. Şimdi bu sefer bir ilan kavgası başlıyor. İlanları basın ilan kurumu diye bir kurum oluşturulmuş. Sözde bağımsız bir kurum ama hiç de bağımsız değil. İktidar, hangi siyasal iktidar olursa olsun istediği an onun yapısını değiştirebiliyor. İstediği kişiyi oraya genel müdür olarak atayabiliyor. Bunlar dağıtıyor. Basın ilan kurumunun hadi il müdürlükleri olan yerlerde biraz daha dengeli bir dağılımdan söz edebiliriz. Ama il müdürlüklerin olmadığı yerlerde bu işi valiler dağıtıyor. Şimdi düşünün, siz validen resmi ilan alacaksınız. Siz orada yerel gazete olarak bir de sürekli yüz yüzesiniz. Burada ana akımdaki bir arkadaşımız istediği haberi yazıyor. Ne valiyle ne bakanla göz göze gelme şansı yok. Ama orada hemen kapısında. Hemen sizi alıyor, dağıtıyor. Ciddi bir sıkıntı. Ve bu gazeteler bu ilanla yaşamak zorundalar. Naylon gazete dediğimiz bir gazetecilik var. Bu ciddi bir problem. Şimdi başka bir şey çıktı. Aslında çok dikkatlerden uzak bir şekilde iktidar şu anda yerel medyayı dizayn ediyor. Ciddi bir basın ilan kurumu aracılığıyla diyor ki siz birleşeceksiniz. Burada 15-20 gazete fazla. Evet, şey olarak baktığınız zaman göreceli olarak evet, gerçekten fazla 5-10 gazete bir ilçede. Çünkü zaten bayide bile ya satılıyor ya satılmıyor. Her şey düzenli. Faturası var, baskısı var ama kapalı devre, çevrim içi bugünkü deyimle bir gazetecilik var. Birleşin, sayı düşürün, bu kadar gazete fazla. Tamam, birleşin de nasıl birleşeceksiniz? Kim kiminle birleşecek? Ya işte kendi grubunda 5 gazeteyi bir gazeteye indir ya da siz ikiniz üçünüz bir olun, ona göre ilan pastasını bölüşün. Bir dayatma, bir gönüllülük yasası değil. Farklı bir ses çıkarırsanız bir şekilde bir açığınız bulunur, resmi ilanınız kesilebilir. Resmi ilan kesildiği anda o gazetenin yaşama şansı sıfır. Çünkü %90, yani bu gazetelerin %90'ı ilana bağımlı bir şekilde yaşıyor. Bir, belki ne kadar önemli bilmiyorum ama bir basın kartı sorunumuz var arkadaşlar. Yani başbakan basın kartı üzerinden gittiği için ben de sorun olarak alıyorum. Basın kartı gazetecilik yapmak için taşımak gerekli midir? Değildir. Birçok arkadaşımız bilinçli olarak tercih etmiyor. Dağıtım şekli protesto ediyor. Başbakanlık benim gazetecilik yapmama izin veremez veya belirleyicisi olamaz diyor. Yönetim tarzı, basın kartının veriliş tarzı tartışılabilir, tartışılmalıdır da. Bence bu başbakanlıktan alınıp meslek örgütlerinin inisiyatifine bırakılmalı. Ama bu iyi tartışılmalı, iyi bırakılmalı. Ama ondan ötesi, bugünkü uygulamaya baktığımızda gazetecilik yapan arkadaşlarımız basın kartı alamıyor. Ama gazetecilik yapmayan bir sürü insan basın kartı alıyor. Ya böyle bir absürt bir durumla karşılaşıyor. Gazetecilik fiilen yapıp hukuken gazeteciliği ama hukuken basın hakla ilişkiler müdürü. Bilmem genelkurmayın basın müşaviri albay. Başbakanın basın müşaviri 20 kişi. Cumhurbaşkanı. Aklınıza gelebilecek bir sürü kamu kurumunda. Bu işi yapanlar sırf yönetmenliğe konulan bir maddeyle basın kartı alıyor. Bakın Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde
Siz enformasyon görevlisi iseniz, kadronuz bu olmasa bile ki her şey kadro tanımları üzerine gider kamuda. Müdürünüz diyor ki, odacı kadrosundur ama enformasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Hemen size bir basın kartı. Rütük üyelerin hepsinin basın kartı var. Ya sen gözetleme denetim kurulusun sen. Sen gazetecilik mi? Gazeteyi mi çıkarıyorsun? Senin basın kartına ne işin var? Ya basın yayına bakan, devlet bakanı istediği an sürekli basın kartı alma hakkına sahip. Ya yani insaf, ben 20 yıl çalışacağım. Sürekli basın kartı alabilmeniz için 20 yıl gazetecilik yapmanız lazım. Kart her yıl yenileniyor. Doğru bir uygulamadır. Her yıl yenilenmesi gerekiyor. Çünkü meslekten ayrıldığınız zaman o kartı iade etmeniz gerekiyor. Bu sırf o mesleği daha iyi yapabilmeniz için size verilmiş. Kişisel çıkarlarınız için, gezmeniz için, arabanızı park etmeniz için verilmemiştir. Ama 20 yıl çalıştıktan sonra bu artık sizin mesleğinizdir. Yani bunun artık o hakkınız vardır. Ama ben 20 yıl çalışacağım, ancak sürekli basın kartı alacağım. Beyefendinin biri bakan olacak, basın yayından işte TRT'den sorumlusun dedikleri an sürekli basın kartı alabiliyor. Yani bu basın kartı sevdi. Evet. Hem sevmiyorlar gazeteciler hem de basın kartı için. Bu basın kartının gazeteci olmayanlar elinde de bu şekilde çokça verilmesi de doğru bir uygulama gazetecilerin değil. Gazetecilerin haklarıyla çok evet, ilgililer canım. Gazeteciler mutlaka. Gazeteciler fiilen gazetecilik yapan arkadaşlarımız. Özellikle medya patronları. Lütfen bizim kendi arkadaşlarımız 212 sayılı yasa dediğimiz 5980 sayılı 212'den sözleşmelerini yapmalılar ve bu arkadaşlarımız hem fiilen hem hukuken de gazeteci olmalılar diye düşünüyorum. Benim çok gözlemlediğim en azından güne uygun olarak çok sıralayabileceğim sorunlar şu aşamada buydu. Sorularla belki tekrar yine bir çok teşekkürler Recep. Yani gayet geniş bir çerçeve fotoğrafı anlamamız için geniş bir çerçeve çizdin. Sağ ol. Sorunların çözümüne odaklanacağımız ikinci oturumda belki bunları biraz daha cemiyet gönüllülük üzerine kurulmuş bir yapı ama siz neler yapıyorsunuz, neler yapılmalı üzerine de tartışmak isteriz. Şimdi biraz bu medyanın dışında, ana akım medya dışında kalan iki konuğumuz var. Ben Ömer Bey'e söz vermek isterim. Ömer Bey, Ömer Madra, Açık Radyo'nun genel yayın yönetmeni. Açık Radyo 13 Kasım 1995'te çok hoş bir manifesto ile kuruldu. Manifestoyu ikinci bölümde bu arayışlar bölümünde biraz okuruz. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Ömer Bey. 13 yıl süreyle orada öğretim üyeliği de yaptı. Doktorası da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı konusunda tamamladı doktorasını. Hollanda, İsviçre, İsveç'te uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, insan hakları alanlarında araştırmalar yaptı. Milliyet Gazetesi'nde araştırma ve dış haberler bölümünde görev yaptı. Vakti zamanında çok severek okuduğum Güneş Gazetesi Pazar Ekini yayın yönetmenliğini de gerçekleştirdi. Çeşitli dergilerde kurucu editör ve yazar olarak çalıştı. Uluslararası hukuk ve göçmen işçiler konusunda Migrant Workers and International Law adlı kitabı yayımladı. Ayrıca romanımla Sana Bir Ses ve Rüzgara Karşı yayımlanan diğer kitapları. Ömer Bey de biraz Açık Radyo'nun macerasını ikinci bölümde belki tartışırız ama siz elinizde bayağı böyle gazetelerle geldiniz. Bu fotoğrafı tamamlamak için siz bu şeye nasıl bakıyorsunuz resme? Tabii. Teşekkür ederim. Burada bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Merhaba herkes. Şimdi Tamer'in söylediği dünya sonunculuğuna doğru gidiyor. 154. sıraya düşmüş olması Türkiye'nin kaygı verici bir gelişim ama iyimser olmamıza yol açacak bazı şeyler de var. İstersen önce onunla başlayalım. Yani Türkiye'nin çok yükseldiği yerler de var çok kısa zaman içinde, 10 yılda. En önemlisi de geçenlerde şey yazdı, Hürriyet'te
yazdılar bu şeyin Türkiye'de 43 ya da 44 milyar dolar milyarderi olduğunu da öğreniyoruz Forbes dergisinin açıklamasında. Ve Türkiye'nin aynı zamanda Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Hindistan'ın ardından 6. sırada dolar milyarderlerini barındıran 6. ülkesi ve 10 yıl önce sadece 4 dolar milyarderi varken şimdi 43'e yükselmiş olduğu gibi rakamlarda var elinde. Bu tabii çok önemli bir nokta aslında. Yükseldiği yerler varken bir ikinci noktada Türkiye'nin Amerika, Şili ve Meksika ile birlikte zengin yoksul arasındaki uçurumun en büyük, en derin olduğu ülkeler arasında yer aldı. Yani o da 4. filan çıkıyor. Bu aynı zamanda da aynı yazıda da görüyoruz ki iş kazalarında 100'ün üzerinde işçi her zaman ölmekte. Şimdi mesele zaten buradaki genel konuşmamızda her zaman belki de istemeden içine düştüğümüz bir küçük tuzak oluyor. Yani onun dışına da nasıl çıkabiliriz diye düşünüyorum. Mesele buradan bakıldığı zaman Türkiye'nin çok ciddi kendine özgü sorunları varmış gibi gözüküyor. Ve detayına girdikçe boğulacak gibi oluyoruz. Çok zor sorunlar. Oysa aslında bir bütün olarak biraz önce Recep Bey'in de söylediği gibi mesela yani sen bu sermaye yapısıyla nasıl çözeriz sorusunun cevabında yatıyor aslında. Çünkü Türkiye özgü bir sorun değil bu. Bütün dünyadaki temel meselenin bir çok büyük çapta adını da hiç sakınmadan koyabileceğimiz bir sınıf mücadelesi. Bunu söyleyebilmek için illa sınıf kelimesini ve sınıf mücadelesini söylemek için Karl Marx ya da Marksist düşünürlerden biri olmaya gerek yok. Apaçık ortada bir gerçek. Bütün yani dünyanın önde gelen sosyal düşünürleri bu konuda çok ciddi yazılar yazmaya devam ediyor. Başladılar ve devam etmekteler. Şimdi şöyle bakalım bence meseleye. Bir gündemin en üst noktasında görünen şey bir sır rejimi ya da sırlar rejimi diye nitelendirilen bir konu var. Bunu Taraf gazetesi özellikle epey zamandan beri takip ediyor ama başka gazetelerde de, Radikal'de de ve tabii T24 gibi daha alternatif durumda olan, yerleşik olanların dışında da yazdıkları bir mesele var. Bu sır rejimi meselesi, işte biraz önce sözünü ettiğimiz sınıf meselesinin ta kendisini ortaya koyuyor. Görünürde mesele bir demokrasi sorunu gibi görünüyorsa da aslında onun çok ötesinde bir durum var. Yani hükümetin yasalaşması için meclise sevk ettiği tasarıya göre nelerin devlet sırrı olacağına başbakan başkanlığındaki 5 kişilik bir kurulun karar vermesi ve bunların mahkemeye bile artık yargı organlarıyla devlet sırrı dendiği zaman 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek ve mahkemeye bile verilmeyecek devlet sırrı. Bu mesele sır rejimi işte 2015'te fişleyerek hazırlanıyorlar diye önce Agos gazetesinde dün vardı bu. Ve Taraf gazetesi de oradan aldı. Ermeni soykırımının 100. yılında üniversitelere büyük gözaltı diye verildi ve Türk Tarih Kurumu'nun York kanalıyla üniversitelere yazı gönderdiği ve Ermeni meselesi üzerinde çalışan bütün yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tek tek bildirilmesi ve iletişim adreslerinin verilmesi de istenmişti. Bu da bir tamamen sır var, sır rejimine giriyor. Onun dışında tabii mesela bu gene Taraf Gazetesi'nin epey ele aldığı
Ama Radikal Gazetesi'nde takip ettiği önemli bir şey var. Mesela bu Sayıştay'ın, yani Türkiye'deki demokratik denetim mekanizmasının, hesap sorma mekanizmalarının bütün ülkelerde olduğu gibi en önemli kuruluşu olan Sayıştay'ın devre dışı bırakılması olayı var. Yani totaliter bir yaklaşımın şeyi, bu da bir sır rejimi. Ve Sayıştay'a 3 yıl daha tırpan diye de Radikal Gazetesi vermişti onu. Mesela şimdi böyle bakılır ve bugünkü Radikal Gazetesi'nde de çıplak vatandaş manşetiyle gene bu sırlar rejiminin bir başka yönü ortaya çıkıyor. Yani güvenlik şifreleri 50 milyondan fazla kişinin kimlik bilgileri onlarca siyasi partiyle paylaşıldı diye bir haber var. Devlet Denetleme Kurumu'nun raporuna göre. Yani o da çalışıyor. Şimdi bu böyle bakıldığı zaman biraz önce konuştuğumuz gibi Türkiye'nin temel sorunu gibi oluyor. Ve hatta bugünkü işte gazetede, Taraf Gazetesi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzunca bir süre sonra bir haftadan beri muhalefet yapmaya karar verdiği görülüyor. Bunu espri olarak söylemiyorum. Ciddi muhalefeti ilk defa belirtilerini gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kanun teklifinde de fişlemeye dayalı tüm arşiv kayıtlarının 2 ay içinde imha edilmesi, bunu yapmayanlara da, yani imha, bu kanunu uygulamayıp imha etmeyip saklayanlara da 8 yıla kadar, eğer kamu görevlisi ise mesela, hapis verilmesi isteniyor. Bu Adnan Keskin'in haberi bugünkü Taraf'ta ve şey de hatırlatılmış, Başbakan Erdoğan'ın bu meşhur referandumdan önce, 2010'daki anayasa referandumundan önce fişlemelerin tarihe karışacak, böyle şey demokrasilerde olmaz dediğini de hatırlatıyorlar. Ve çelişkiye de dikkat ediyorlar. Belki bir tek eksik kalan şey var bu haberde, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına vermiş olduğu herhangi bir kanun teklifinin bugüne kadar kabul edilmemiş, meclisten de geçmemiş olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Ama bu önemli kanun teklifinin verilmesinin önemini azaltmıyor şüphesiz. Şimdi ben biraz da öz eleştiri faslına buradan geçmek istiyorum derseniz eğer. Her gün bununla uğraştığım için aslında azıcık boğuşarak halledebiliyorum bu gazeteler meselesini. Burada Türkiye'nin dışında tamamen dünyayı kapsayan, yani küresel lafı da belki değil ama dünya çapındaki bir fenomenden bahsetmemiz çok yerinde olur düşüncesindeyim. Şöyle yani genel duruma, sır meselelerine baktığınız zaman, sırlar rejimi meselesine şöyle bir tabloyla çok kısa bir özet verdiğimizde, dünyada da sırlar rejimine doğru çok hızlı bir gidişat var. Yani tek bir yekpare monolitik bir yapı. Katiyen Türkiye'ye özgü bir sorun olarak kendimizi hem mağduriyet açısından hem de bir çeşit kahramanlaştırmamıza gerek yok. Evrensel bir numaralı yeryüzünün en önemli sorunlarından biri, özellikle de bir numaralı tek sorunu olan küresel iklim değişikliğiyle birebir bağlantılı bir meseleden bahsediyoruz. Şimdi Edward Snowden var. Türkiye'de maalesef medyaya bir türlü girmeyi başaramayan önemli kişilerden, whistleblower dedikleri, yani ifşaatçı ya da bir dinleyicimizin bize taktığı isimle, yani onun için söylediği isimle oyun bozan niteliğinde, yani devletin içinde bu sırlar, sır rejiminin içinde yer aldığı halde bunun vatandaşlara daha fazla böyle bir şey yapılmasını kendi vatandaşlık anlayışına, özgürlük anlayışına uygun bulmayan devlet görevlilerini çıkıp her türlü bedeli ödemeyi göze alarak ve ödeyerek, çok ağır bedeller ödeyerek bütün dünyaya açıklamasının en son örneği ve en önemli örneklerinden biri Edward Snowden ve Foreign Policy diye etkili bir dergi var. Onun bir numarasında yıllık dünyanın
önde gelen düşünürleri listesinde bir numaraya seçildiği bir şey var. Belki medyada yer almıyor maalesef ama çok önemli. Ve orada şunu söylüyor. 2013 önemli bir yıldı diyor sivil toplum için. Yani sizi burada yani teşekkür konuşması yapıyor. Bulunamadığım için özür dilerim diyor. Washington'da yapılmış toplantı. Ben bir tahmin edebileceğim sebeplerden dolayı bulunamıyorum diyor kendisi. Çünkü pasaportu iptal edip vatandaşlıktır. Yani vatansız duruma düşürüldüğü için büyük bir hukuki şey Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya'da yaşıyor. Bir senelik izinle orada. Yani burada bulunamadım kusura bakmayın ama teşekkür konuşması için ama bazı pasaport sorunlarım var diyor. Gene de diyor 2013 çok önemli bir yıl oldu sivil toplum için, hepimiz için diyor. Ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bütün dünyada bu gözetleme, dinleme meseleleri yani sırlar devleti olduğu zaman sanıyorum tek bir yıl içinde en önemli noktalardan bir tanesi tek bir yıl içinde Endonezya'dan Indianapolis'e bu gözetleme meselesinin hepimiz için çok en önemli sorun olduğunu ortaya çıkarması. Yani gerek hukuk gerekse korumak istediğimiz değerlere karşı büyük bir saldırı var. Bunun muhakkak demokraside tartışılması eline boyuna hiç kimse, hiçbir yetkili, ister seçilmiş, ister atanmış olsun, hiçbir yetkili bizim bu sırlar rejiminde yaşama sınırlarımızı belirleyemez diyor. Ve tam bir kavşakta yer aldığımızı söylüyor Snowden. Parlamentolar, başkanlar, başbakanlar her konuda anlamlı bir şey getirecekler mi, getiremeyecekler mi? Ulusal güvenlik bürokrasilerinin, devletlerinin, sırlar rejimlerinin anlamlı bir şekilde denetlenebilmesi için yapılabilecek mi, yapılamayacak mı? İşte bütün mesele bu Shakespeare'in hamletsel bir sorun aslında, olmak ya da olmamak meselesi. Sır rejimi konusunda çok tabii konuşulacak şey var ama bir daha, birkaç örnek daha vermek istiyorum. Sadece bu son birkaç günün şeyleri olarak bir meşhur Gitmo denilen işte Guantanamo körfezinde Kuba'da barındırdığı Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 karası bir şey durumun hücre hapsinde tuttukları insanların 12 yıldan beri suçlama bile yapılmadan şey yapılan insanlar var orada terörist diye. Terörist, muhtemel terörist diye hiçbir anayasal hakları tanınmadan ve kendi ifadelerine göre orada barınan insanların tek barışçı şeyleri, mücadele biçimleri, silahları olan açlık grevini yapmalarını da zorla besleme gibi akıl olmaz bir işkence yöntemiyle devam ediyorlar. Orada da bunun artık basına bir bilgi verilmemesi kararı alınmış. Bunlar propaganda yapıyorlar diye o komutan, Guantanamo komutanı sır rejimini pekiştirmiş oldu. Ama yalnız Türkiye'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Japonya'ya geçelim. Çok yeni bir haber bu. Bu yeni bir devlet sırları, sır rejimi anlaşması, daha doğrusu pardon, kanunu çıkarılıyormuş. Ve Fukushima Daiichi'deki yapılan nükleer kazayla ilgili haber yapanların halkı endişeye sevk edecek şeklinde olmasında ihanet, devlete, vatana ihanet gibi suçlamalarla 10 yıla kadar hapsedilmeleri öngören yeni bir kanun çıkarılmakta. Bu Asahi Shimbun gibi Japonya'nın en büyük gazetelerinden birinde çıktı. Bunu da Japonya'nın Pearl Harbor'a, emperyal Japonya'nın Pearl Harbor'a giden yoldaki ihanet, devlete ihanet
vatana ihanet kanunlarıyla eşdeğerci olduğunu yazacak kadar da ileri gitmiş. Devlet sırları kanunu çıkarıyor, hükümet yasaklayabiliyor ve tutuklayabiliyor. Bütün bağımsız medya, Fukushima'daki karanlık haberler yapması durumunda. Ayrıca şeyden hiç bahsetmiyorum, vaktimiz de yok, gerek de yok zaten ama Fukushima meselesi medyada pek yer almıyor ama çok önemli bazı sağlık problemlerini hem Japonya'da hem de Amerika'nın Kaliforniya kıyılarındaki çocuklara kadar ve oradaki bütün denizlerdeki 3500 kilometre uzağa kadar da deniz hayatını etkilemesi gibi sorunları var. İşte bunlardan bahsedilmesinin de yasaklanacağı bir duruma geliyor. Bunlarla da bitmiyor. Dünyanın iki büyük medeniyet sahası diyelim üzerinde iki anlaşma üzerinde, uluslararası antlaşma ya da sözleşme üzerinde görüşmeler var. Bir tanesi bunların Trans-Pasifik ortaklığı, TPP diye, Trans-Pacific Partnership diye. Bu çok önem verdiğim benim şahsen ve hepimizin de vermesi bence çok hayırlı olacak. WikiLeaks'in gene bize bilgileri içinde yer alıyor. O da bir serbest bölge, Avustralya yani 12 ülkeyle Amerika yani 12 ülkeyi de içeren bakanların ve delegelerin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük ticari antlaşması, serbest ticaret bölgesi. İşte Amerika, Kanada, Japonya, Meksika, Peru, Vietnam, Malezya, Brunei, Şili, Yeni Zelanda ve Singapur. Dünya yurt içi dünya hasılasının gelir, milli gelirinin, yani ulusal gelirlerini diyelim, hasılasının %40'ını oluşturuyor ve bu tamamen alttan, bütün dünya halklarından, hepimizden gizli ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şey de dahil, Kongre, Temsilciler Meclisi ve Senato verir de dahil, ancak böyle WikiLeaks sayesinde öğrenilen şeyler var ve ulusal kuralların etrafından dönülüp tamamen şirketlerin lehine karar verebilecek özel mahkemeler kurulmasını öngörüyor. Ve yani Monsanto gibi mesela aklıma gelen ilk örnek o ama onun gibi pek çok şirketin aleyhine olabilecek şeyleri alınca bütün o ülkelerin mahkemelerinde aleyhine dava açılıp hükümetler aleyhine dava açılabiliyor Monsanto lehine ve kazanılıyor da. Ve bu gizli mahkemelerde görülüyor. Yani tamamen distopya romanlarında, biraz sonra da çok kısaca ona da gireceğim izninizle, görülen, Orwell'de falan görülen bir durum var. Gizli mahkemeler karar veriyorlar ve bir umum çevre, iş hukuku, emekçi hakları meselelerini ve sağlık konularında çok ciddi bir alınabilecek herhangi bir tedbiri düzenlemeyi devletler tarafından yapılan mahkemelerin, bu özel mahkemelerin de dava edilebilmesini, işte bu meşhur entelektüel telif hakları meselesi yani, devreye giriyor ve özellikle de işte mesela büyük ilaç şirketleri ve internet tabii hukukuyla ilgili bir mesele. Yani sırlar rejimi uluslararası hatta küresel bir sırlar rejimine doğru hızla gidiyor. Hatta onun ötesine bile geçmiş durumda. Bu Pasifik tarafıyla işin. Trans-Pasifik. Gelelim Atlantik tarafına. Onun da adı var. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tek bir pazar ve serbest ticaret antlaşması yapılması da bunlar şu sıralarda görülüyorlar. Eğer Edward Snowden'ın yaptığı açıklamalarla işte gerek Angela Merkel'in rahim içine kadar dinleme meseleleri ortaya çıkmasaydı ya da Dilma Rousseff'in Brezilya'da çok anlaşmanın olabileceği söyleniyor da bunlar çıkınca biraz ortalık şey oldu. Şimdi demin sözünü ettiğim Pasifik Antlaşması da bilinmeyen sebeplerle biraz ötelenmiş. Yoksa bunları hemen bastırıp dünya çapında muazzam bir rejim kurmak peşindeydiler.
Burada da şirketlerin, devletlerin gizli, gene aynı yöntemle gizli mahkemelerle panel diyorlar onlara. Normal ulus devletinin yargı organlarını da bypass edip parlamentolarını da geçecekler. Yani buna Investor State Dispute Settlement diye bir ad vermişler. Yatırımcıyla devlet arasındaki uyuşmazlıkları çözmek üzere özel yetkili mahkemeler, paneller kurulması meselesi. Bunların da esas ilgi alanları tahmin edebileceğiniz gibi enerji başta, madencilik, bankacılık, nükleer şirketler. Hatta mesela Avustralya'da olduğu gibi çok ilginç de bir şey var. Ortaya çıkmış yani paketlerin üzerinde, sigara paketlerinin üzerinde hiç marka bir şey olmazsa satış düşüyormuş. Bilmiyorum sebebini, yani özel bir psikolojik sebep. Avustralya'da böyle bir karar çıkarıldı. Yani sadece kanser yapar, sağlığa zararlıdır gibi afişlerde hangi sigara olduğu filan konmama kararı. Bunu da dünyanın en büyük şirketi Philip Morris dava etmiş durumda ve muhtemelen de kazanacak. Büyük paralar ödemek zorunda kalıp değiştirecek. Yani ve bu yeni şeyde de TTIP diye adlandırılıyor. Transatlantik işte şey meselesi. Trade and Investment Partnership, Transatlantik, yani Atlantik ötesi ticaret ve yatırım ortaklığında da çok ilginç şeyler var. Ama en çok benim hoşuma giden terim bir şey oldu. Şeffaflığın yönetimini de, şeffaflık yönetişimi, yönetimi diye bir kavram çıkarıyor. Onu da biz yönetiriz. Biz ondan nefret tam mahvedilen sözde olduğu gibi komünizm lazımsa onu biz de getirir dediği gibi şeffaflık lazımsa onu da biz yönetiriz diyorlar bu anlaşmak için. Ve tümüyle yalanlardan kurulu, yani iş alanları yeni açılacak filan diyor. Tümüyle bunların gerçek olmadığı da ortaya çıkmış durumda. Hatta tam aksine 70 bin iş vaat ederken bu anlaşmalarda 40 bin iş kaybedildiği ya da işte 10 milyar Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatı artacak dendiği zaman birdenbire 3,5 milyara düşmüş düşük ücretle işçi çalıştırmanın filan durumu. Yani Atlantik'te, Pasifik'te durumlar böyle. Bir de tabii biliyorsunuz ki 83 ülkeden 530 yazar ki dünyada böyle bir şeyin benzeri de görülmedi. Bu demin Orwell'e ikinci bir defa atıf yaptık. Yani şeffaflık yönetimi derken yeni konuş dilini işte 1984'te şöyle yeni konuş dili. Şimdi 530 dünyanın önünde gelen yazarlarından 83 ülkeden dijital çağda bir demokrasi savunması başlığıyla da bu şey rejimine sırlar rejimine kitlesel gözetlemeye ortak manifesto yayınladılar ve açıkça orada da çok enteresan bir şey söylüyorlar. Yani devletin başrolde tabii devletlerin olduğunu düşünüyorlar ama o kadar da aptal olmadıkları için bu yazarların, düşünürlerin çoğu şeyi de söylüyorlar. Hemen arkasından da internet şirketlerinin işbirliğiyle yani asıl meselenin şirketlerin karları olduğunu, devletlerle şirketlerin tamamen iç içe çalıştığını da söylüyorlar ve teknolojik gelişmelerin gerek devletler ve gerek asıl şirketler tarafından kötüye kullanılmakta olduğunu söylüyorlar. Gözetleme altında olan birinin artık özgür olmadığını, gözetleme altında olan bir toplumdaysa demokrasi olmadığını söylüyorlar. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Yani dünya çapında bir tasavvut var. Ve distopyalardan bahsetmişken Chris Hedges'in bundan 3 yıl önce, tam 3 yıl aşağı yukarı önce yazmış olduğu hoş bir yazı vardı. Onu çıkarttı bu vesileyle. Truthdig diye bir internet sitesinde yazıyor. Pulitzer ödüllü hem aktivist hem de çok önemli bir kitapları da olan bir yazar bence. Ve diyor ki gelecekteki distopyanın
Ütopya'nın karşıtı olan yani cehennem tablolarının iki büyük vizyonu, birisi George Orwell'in 1984 romanı, öbürü de Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'ydı diyor. Tartışma da şurada olmaktaydı diyor. Yani şirketleri yönettiği totaliter dünyasına gittiğimiz bu yolda endişeli olanların tartışması şuydu. Hangisi haklıydı? Orwell mi, Huxley mi? Yani Orwell'in yazdığı gibi son derece baskıcı bir gözetleme, denetleme, güvenlik devleti, kaba ve şiddet dolu kontrol yöntemleri, denetleme kullanan bir şey mi, devlet mi? Yoksa Huxley'in öngördüğü gibi Cesur Yeni Dünya'da eğlenceden ve gösteri dünyasından çatlayana kadar ve tüketen teknoloji aşığı ve işte kendi baskısının kendi altında, kendisinin de deli gibi baskı altında kalmasına aldırmayacak kadar kendinden geçmiş tüketiciler mi olduğunu söylüyorlar. Son bu arada şey aklıma geldi. iPod diye bir şey çıkartmış Apple şirketi. Çocukların, bebeklerin tuvalet terbiyesi için oturak yapmış ama önünde panel var. Bilgisayar paneli var. Böylece oynayabilecek falan. Böyle bir durum. Şimdi hangisi haklı? Kısacası diyor ki Orwell'de Huxley'de ikisi de haklıydı diyor. Huxley yani Cesur Yeni Dünya'da bizim çılgınlarcasına eğlenip çatlayana kadar reklamları seyredip tükettirdikten sonra kendi köleleşmemize yol açıyordu. Orwell'de ikinciyi öngördü ve bu ikisi tamamen birleşmiş durumdadır. Biri olmazsa öyle. Şimdiki geçtiğimiz aşamanın Orwell'e açık radyoda bir kez daha yayınlamaya başladık. Yavaşlıyoruz yakında. Yıl dönümünde okumuştuk. Yani şirket devletleri, şirketlerin kontrolündeki devletler meşru olsaydı o zaman çok daha dikkatli bir şey araştırma da yapabilecektik. Haklı olurduk araştırmakta diyor ve dikkatli. Ama gerçekten kamuoyunun, kamunun ortak yararını düşünseydi diyor Aciz, o zaman daha saygı gösterirdik. Ama bu teröre savaşla işte meselesi aslında bizi gerçekten terörden korumak vesilesiyle yapılmış olsaydı daha dikkatli uyarılar, bütün sırlarımızın yok edilmesi konusundaki kaygılarımızı daha belki dikkatle bakardık. Ama bu işi yönetenler çizgi, yani takım elbise giymiş gangsterler yönetiyor ve umurlarında bile diyor, değil diyor şeylerin, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkeleri. Sadece en sofistike iç güvenlik, tarihte görülmüş en güçlü iç güvenlik sistemini koydular diyor. Ve en temel anayasal ve medeni hakları, vatandaşlık haklarını ayaklar altına alıp paralayıp attılar. Hükümetin üç erkini de, yasamayı da, yürütmeyi de ve evet yargıyı da tamamen şeye dönüştürdüler. Şirket devletinin birer yan koluna dönüştürdüler. Ve enformasyon dördüncü kuvvete girecek olursak konumuz da bu herhalde. Dördüncü erk, medyanın da enformasyon kanallarını da tamamen yalanlara dönüştürdüler. Bütün hukuku ve hükümet regülasyonlarını, düzenlemelerini de kendi yağmaları ve sömürüleri için bir hal ettiler. Ve ekosistemi de tabii en önemlisi de şimdi tam anlamıyla dünyanın her yerinde bir çöküşe giden ekosistemi hiçbir iç denetleme mekanizması kalmıyor. Ne mahkemelerde, ne seçim sistemlerinde
tabii yürütmede de ya da bilebildiğimiz geleneksel basında da. Bu dördü de artık bu elitlerin %1, hatta %1'in bile daha küçüğü olan elitlerin, corporate elit diyor onlara, ben de katılıyorum. Artık hesap sorulabilecek bir tarafları yok. Dolayısıyla hiçbir denetimi olmayan bir sömürü ve ölüm ticareti yapılıyor ve eğer şirket devleti alt edilemezse ve hızla alt edilemezse canlı türlerinin birçoğu ve bu arada insan varlığı da hayatta kalmayacaktır diyor. Yalanların gerçek olduğu bir dünyadan bahsediyor. Buna karşı ne yapabileceğimizi ikinci soruda konuşacağız. Çok teşekkürler Ömer Bey. Bu hakikaten ciddi bir sorun. Anlaşılan küresel bir boyuta da ulaşan bir sır rejimi, devlet sırrı şeyine doğru girmişiz, giriyoruz. Anlaşılan yine Türkiye'de de devlet ekonomik konularda çok denetleme istemiyor ama düşünsel alanda denetlemeye çok açmak istiyor her şeyi, kendini denetim. Sen devletin sırrını, sen nasıl devletin Sayıştır. Sırrını ifşa edersin? Sevsinler böyle basınlar. Ya da batsın gazeteciliğiniz şeyine. Herhalde şimdi Doğan'la devam ederiz. Doğan Akın, bir diğer değerli konuğumuz. T24'ün, yani internet gazetesi T24'ün genel yayın yönetmeni. O da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İlk önce Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. Burada Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Daha sonra yanlış mı biliyorum? Artı Haber daha sonra değil mi? Evet, Doğan. Artı Haber'de beraber çalıştık. Ankara temsilcisiydi. Onun ardından Milliyet'te Haber Müdürlüğü görevini üstlendi. Sonra Doğan Grubu'nda Tempo'nun yayın yönetmenliğini yaptı. Çeşitli ödülleri var. Gazetecilik ödülleri. İki Gözüm Ayşe adlı dizisi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ödül aldı. Çiller Dosyası Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ilk haber ödülüne değer görüldü. Yolsuzluk Devlet Zirvesi'nde başlıklı haber dizisiyle de Sedat Simavi ödülünü aldı. 2009'da yayın hayatına başladı T24. Başımızı sokabileceğimiz bir masal diyor T24 için. Sen ne diyorsun? Sırlar rejimine doğru gidiş, bu batsın gazeteciliğiniz mevzusu ve bir not daha düşelim tabii. Doğan Akın Türkiye'de basın özgürlüğü, gazetecilerin özgürlüğü konusunda da çokça yazısı var. Çok yazı kaleme aldı. T24'te hepsine ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim Tamer'cim. Çok güzel hatıralarımız var bizim internetlerde. Ali Barat'ı, Ahmet Oğlu'yu hatırlıyorum. Öyle o sırada işsiz bir ilginç bir ekip gelmişti. Evet. Şimdi ben Tempo Dergisi genel yayın yönetmenliği yaptım. Bu arada onu bir düzeltiyorum. Doğan burada dergi kurulunun yayın direktörü. Evet. Evet. Şimdi ben biraz önce Ömer Bey'in konuşmasını çok ilham verici kelimeler notu. Gerçekten öyle. Sabahları da oyun bozan Snowden'dan bahsederken oyun bozan meselesine birazcık bence bir gazeteci milletinin de ihtiyacı var. Buna çok inanıyorum çünkü burada sıralanan sorunların hepsi gerçek ve çok önemli ama bu tür konuşmalarda acaba birazcık birbirimize ilham verici şeyler de yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Çünkü birazdan şematik olarak kendi gördüğüm yerden ki zannederim üzerinde genel ulaşma olan şeyler, sermaye yapısından reklam verene kadar medyanın özgürlük sorunu başlığı dediği başlığı attığımızda altında sırlarını sıralayacağımız maddeler ama mesela oyun bozanlıkta şuralarda oyun bozanlığa ihtiyacı var gazetecilerin çünkü itibar
sorumlusu çok ciddi sorgulamıyor. Eleştirilerinin bir etkisi, ağırlığı yok. Niye? Yani bir efsane değil. Bunun gerçeğe tekabül eden boyutu var. Niye bu halde gelediciler dediğimizde üzerinde çok durmadığımız çok karanlık, kötü bir tablo var gerçekten. Yer yer tiksinti verici bir tablo var. Ve bütün bu sermaye yapısı, efendim siyasi baskı, mevzuat sorunları derken çok geçiştirilen bir tablodan söz ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, sermaye yapısındaki çarpıklık, efendim siyasi baskı sorunları var ama Türkiye'nin bir medya elitleri sorunları da yok mu? Mesela Türkiye'nin bir Derya Sasak sorunu olmadı mı? Hasan Cemal olayında, Milliyet olayında. Ya da işte muhalif gazetecilerin hapsedilmesi var ki biraz önce yapılan sunumda kişilere katılıyorum ama yani 28 Şubat'ı yarım bıraktınız. Bu sefer bu işi tamamlayın diye generalleri kapalı kapılar arkasında kışkırtan gazeteciler olmadı mı? Yok mu ya? Dolayısıyla biz bir mesleki fetişizmle devam ettikçe biraz önce Recep Bey'in sunumunda katılmadığım en önemli yer, çünkü bir önemli örgütün de yönetiminde bütün gazeteciler sadece gazetecilik yaptığı için soruşturmaya uğradılar dediğiniz anda gerçekten önemli bir bölümü gazetecilik faaliyeti içinde kalan ama gazetecilik faaliyeti içindeki çabaları nedeniyle hapsedilen, soruşturulan insanlara bir kere haksızlık yapmış oluyorsunuz. Çünkü bu kadar toptancı, bu kadar genellemeci, Türkiye'de bu kadar kutuplaşmış ortamında böyle radarların önemli bölümünü kapatan, öbür tarafı da sadece görüşlerini teyit eden yaklaşımlar sahiplediğinizde gerçekten gazeteci olduğu için soruşturulan, baskı altına alınan, hapsedilen insanların haklarını savunmak konusunda bir zemin kaybetmiş oluyorsunuz. Ayırt etmek gerekir bence. Herkesin durumuna ayrı ayrı bakmak gerekir. Burada bunu söylerken ihmal ettiğim bir şey var. Bilerek ihmal ediyorum. Bu tutuklama meseleleri yıllarca asla kabul edilemeyecek. Onu ihmal ediyorum. Ama gazeteciliği tartışırken mesleki fetişlerinden gerçekten uzak durmamız lazım. Bunu çok önemsiyorum. Gazeteciliğin neden itibar kaybettiği, neden eleştirilerin etkisiz olduğu konusunda ilerleme kaydedeceksek. Mesela şirket baskıları var. Bence Türkiye'deki bu konjonktürde çok üzerinde duramıyoruz. Çünkü şirketlerin kendileri de başka türlü baskı altında olduğu için. Reklam veren baskısı aslında Türkiye'de medyadaki özgürlüğün aslında önemli sınırlarından birisi. Yıllar boyunca böyle oldu. Şimdi bu var da şirket gezilerine çekirge sürüsü gibi katılan gazeteci yok mu Türkiye'de? Var. Bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetiminde var böyle arkadaşlar. Olur mu? Olmaz. Tabi Recep Bey'i tenzih ederim. Ama var. Yani Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çok güzel bir gazeteci haklı sorumlular bildirgesi var. Gerçekten önemli bir yönetti. Zannederim Umur abiler de. Umur Kalılar. Ya da Hüseyin'de. Biz bu metinleri yazıp rafa kaldırıp ondan sonra şirket gezileri konusunda yıllarca kılımızı kıpırdatmazsak, o şirket gezileriyle özdeşleşmiş insanları o örgütlerin yönetimine alırsak, bırakın bir yaptırımı, sen yanlış bir şey yapıyorsun demeyi, gel bir de bu örgütü yönet dersek, bu az bir sorun sizce, bence değil. Yani gazetecilerin dönüp hallerine bir bakmaları lazım bence. Onun için de oyun bozulanlık şeyini özellikle not aldım. Bir oyun bozanlığa ihtiyacımız var kendi içimizde. Şimdi ana şey, Recep Bey gerçekten çok iyi bir ufuk turu yaptı. Onları tekrarlamak için çok da sistematik, çok iyi bir listeydi. Sermaye yapısı, çok sermaye yapısındaki çarpıklık, Türkiye'deki medyanın özgürlük sorunlarının hakikaten başında geliyor. Bence çok basit, en azından kısmi olarak iyileştirme sağlayacak çözümü de medya sermayesinin bazı sektörel sınırlamalara tabi tutulması. Ne bileyim, ben mesela bir Almanya örneğine baktım, yanılıyor olabilirim.
Mesela Almanya'da banka sahibi bir medya grubu buna rastlamadım. Çünkü bankalar itibar kuruluşları çok kolay. Yani ufacık fiskiyelerle siyasi iktidarların batırılabilecek kuruluşlar. Dolayısıyla bir banka sahibi bir grubun medya sahibi olması o medyanın gerçekten çok kolay yönlendirilmesi gibi bir sonucu olabiliyor. İşte kamu ihaleleri meselesi var. Onlardan uzak tutulmaları söz konusu olabilir. Yani sektörel sınırlamanın bu sermaye yapısını kökten değiştirecek bir durum olmadığına göre kısmi bir alan açma gibi bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Bu sermaye yapısı dan hareket ederken şöyle bir şey var. Türkiye'de işte bu sermaye gruplarının medyaları ilk kez 2 senedir Türkiye Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu var. Türkiye'deki ifade özgürlüğünün önündeki engellerden birisi olarak geçiyor bu. Hakikaten ilginç. Son 2 yıldır oluyor bu. Düşünün ki ifade özgürlüğünün en önemli zemini olan medya Türkiye İlerleme Raporu'nda Türkiye'deki ifade özgürlüğü önündeki bir engel olarak 2 yıldır kayıt düşürüyor İlerleme Raporları'na. Bu yapıya baktığımız zaman hep şöyle bir şey görüyoruz. Ya aslında zarar ediyoruz biz de. Yani zarar ediyoruz derken şöyle bir şey var. Hani zarar etmemize rağmen bu işi yapıyoruz. Hani birazcık yani Hilal-i Ahmer yararına. Bu söylem medyaya girebilecek ve aslında daha bir habercilik, gazetecilik güdüsüyle girebilecek yapılara karşı da duvar ören bir söylem. Zarar, hayır zarar etmiyorsunuz. Siz o zararı satın alıyorsunuz başka işler için. Yoksa Aydınlığan Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na gitti. Ve doğru dürüst yapılırsa çok karlı bir iş. Yani yayıncılık adam gibi yapılırsa tam kullandığı lafı söyledim. Karlı, kazançlı bir iş diyor. Biz küçücük de 24'ümüzde görüyoruz. Kimseden bir para aldığımız falan yok. Ama giderlerimizi karşılayabiliyoruz. Bu başka ölçeklerde çok daha iyi darlamalarla erişimlerle olabilir. Ama bu zarar ediyoruz şeyi bir duvar örme. Yani bu yapı böyle hani kalsın başka kimse gelmesin gibi bir şey de var. Bununla ilişkili olarak da şunu hataya düşmemek lazım. Türkiye'de medya patronları baskı görmüyorlar. Baskıya yatırım yapıyorlar. Baskıyı satın alıyorlar. Diğer işlerin bekası için satın alıyorlar. Baskıyı gazetecilik görüyor. Yani kimse Erdoğan Demirören'e Git Milliyet Gazetesi'ne ve Vatan Gazetesi'ne zorla al. Ondan sonra günde de 60 bin tane Milliyet Gazetesi'ni bedava dağıt reklam bilginde kalmak için. Ondan sonra da Hasan Cemal'e yazısını beğenmedim diye at falan demiyor. Yani Erdoğan Demirören diğer işler için onu yararlı görüyor. Hesabını kendi bilir. Demek ki karlı görüyor da alıyor. Dolayısıyla o zarar ediyor. Bilmem ne söyleminin üzerinde dikkatli durmak lazım. Medya patronlarının, yani bu tür medyaya giren patronların baskı gördüklerini düşünmemek lazım. Onlar baskı gördüler. İkinci boyutta bu sermaye yapısı dışında siyasi baskı meselesi var. Çok evrensel bir eğilim. Türkiye'de de bütün zamanlar içerisinde devlet dili kullanan bir medya oldu. Bu ülkede Cumhuriyet bir milli güvenlik rejimi olarak kuruldu. Onun bir dili vardı. O dili de medyada inşa edildi. Kitlelere ulaştırıldı. Bu bugün de böyle ama Türkiye böyle 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 de referandum, 5 peşe 7 sandıktan zaferle çıkmış bir iktidara alışık değil. Üstelik de gelecek 3 seçiminde favorisi olan bir partiden söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir partinin medyaya nüfuz etme eğilimleri tabii ki daha kesin, daha tartışmasız sonuçlar doğurdu. Artık nüfuz etme değil, kendi medya mimarisini şekillendiren bir iktidardan söz ediyoruz. Düşünün ki Çukurova grubunun televizyon ve gazetelerine kamuya olan borçlarını ödemediği için devlet el koyuyor ve o televizyon ve gazeteyi TMSF yönetirken, yani devlet yönetirken AK Parti'nin eski bir milletvekili gazetenin başına efendim başbakanın vaktiyle belediyedeki önemli yöneticilerinden birisi de televizyonun başına getiriliyor. Ve daha sonra da bu medya grubu, ben başbakana sevdalıyım, benim idolüm, onun için medyaya girdim, onun misyonu için girdim diyen
malum açık sözlü bir iş adamı, Ethem Sancağı satılıyor. Diğer tarafta Sabah ve ATV grubunun yine TMSF'den satın alınışını biliyoruz. İki kamu bankasından 375'er milyon dolar, 770 milyon dolarla Çalık grubuna satıldığını biliyoruz Sabah gazetesinin. Çalık grubunun CEO'su başbakan, Çalık medya grubunun başbakanın damadı, Çalık medya grubunun başında başbakanın damadının kardeşi var falan filan. Diğer işte Star gazetesi eski AK Parti Erzincan milletvekili David Karakaya'nın Kanal 24 onun. Yani şunu demek istiyorum, sadece nüfuz etme değil, bir medya mimarisi de şekillendirildi karşımızda bir hadise olarak duruyor. Tartışılır bir şey de değil. Yanı sıra vergi sopasıyla gönülden yandaş olmayanlara yapılan şeyler var. O vergi sopası çok ilginç bir şekilde bugünlerde Cumhuriyet Gazetesi'nin son iki manşeti önemli. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne falan da biliyorsunuz. Ki çok önemli buluyorum ben bu hadiseyi. Siz bağışçılarınıza bağışlar karşılığında çelenk göndererek, yani cenazelerde şey, Türkiye Eğitim Derneği falan gibi, bu bir mal hizmet satışıdır. Onun için vergiyi doğuran bir olay vardır deyip 2 milyon lira vergi aslı ve cezası çıkarmaları. Bu bütün o alandaki Türkiye Eğitim Derneği'ne, işte TGB ve ya da benzeri işler yapan sivil toplum örgütlerine bir sopa çıkmış durumda. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2 milyon lira çıktıysa ben çok merak ediyorum TED'e kaç milyon çıkar, kaç 10 milyon çıkar. Çünkü bunu bir ticari faaliyet sayıyor. Bağışı özendiren şey. Yani biz burada bir yemek yiyebiliriz. Bu yemeğin davetiyeleri kişi başına 1000 liraya satılabilir. O bağışı özendirmek içindir o yemek. Ama o yemeği ticari faaliyet sayarak sivil toplum alanına oraya sopa göstermeye yönelen, işte şirketleri de diğer gönülden yandaş olmayan medya gruplarına da bu vergi meselesinde bayağı bir vergi idaresi mükellef ilişkisine medyayı birazcık daha adam etmek için kendi isteklerinin doğrultusunda kullanıyor. Çok iyi sonuçlar aldı buna kuşku yok. Reytinglere ve tirajlara hükmeden medyada o kadar iyi sonuçlar aldı ki çok tarihsel şeyler üzerinde bile duruluyor. Yani Şırnak'ta 94 yılında 38 köylünün öldürülmesi, 19,5 yıllık devlet yalanının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ortaya çıkması ve sonuçta oranın F4 ve F16 savaş uçaklarıyla bombalandığı için 38 insanın öldüğünün ortaya çıkması ve bu hükümetin 2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşaması başladığı için bu davanın hayır PKK yaptı demesi, yani uçakları bile reddetmesi mükemmelse sonuçta da malum 2 milyon 300 bin euro'da o şey tazminat cezası rekor tazminat denilip geçirdi. Ama o dosyayı bir okusanız yani okuyor meslektaşları eminim ki ama yazamıyorlar, yazamazlar çünkü hükümet demiş ki PKK. Yani o yalana, o katliama o aşamada katılmış. Yani dönüp bir bakmamış. 19,5 yıldır Türkiye'nin en bitmeyen soruşturması dava açılamamış. Tek askeri ifade vermemiş bugüne kadar. Çünkü hükümet o işin içine o da PKK yaptı deyip Afganistan Hakları Mahkemesi'nde bu yalan ortaya çıktığı için medyaya giremiyor. Yani çok öyle bir olayda bile bu tür, bu ölçekte olaylarda bile giremiyor. İyi sonuçlar aldılar. Medya iyilikleri üçüncü halka dediğim gibi bu konjonktürde çok tanık olmadığım zaman geleneksel çizgide her zaman şeyini sınırlamalarını hissettiğiniz reklam veren baskısı şirketlerle ilgili haber yapmakta zorlanırsınız ya da işte gazetelerin ekonomi sayfalarında otomobil köşelerinde otomobil eleştirisi okumazsınız gazeteciye bir nişanaba çok güzel basıyorsunuz 10 saniyede 120 kilometreye çıkıyorsunuz falan filan araç otomobil testleri ya da işte şirket haberleri falan filan. O reklam veren şeyi birazcık özellikle ekonomi sayfaları üzerinde o habercilik konusunda çok etkili sınırlamalar, sonuçlar doğurdu. Ve nihayet medya elitleri ve gazeteciler meselesi var. Çok sorunlu yani Türkiye'de medya elitlerinin kayıtsızlıkları satın alınıyor medya patronları tarafından.
işte yine darbeleri araştırma komisyonuna Dinç Bilgi'nin verdiği ifadeyi hatırlayın. Herde 25 bin dolar veriyordum diyor Mehmet Barnas'a. Ne yapsın Mehmet Barnas 25 bin dolara? Belediyecilik yapacak hali yok. İşte Aydın Doğan'a mektup yazıyor köşesinden. Bir daha böyle gezi olayları gibi sokak eylemlerine yazarlarına söyle de yazmasınlar köşesinde falan gibi şeyler hala işini yapıyor. Yani 25 bin dolar alıyorsunuz zaten. Yapacağınız şey bence belediyecilik olmaz. Selim Mehmet Barnas gibi 30 yıldır bir tane katma değer yaratan bir iş, bir dosya yapmamış bir gazeteciden söz ediyorsa durmak lazım, bakmak lazım. Bu medya eğitim meselesi hem baskıları rasyonalize etme, hem gazeteciliği araçsallaştırma meselesinde çok önemli bir iş. Gerçekten önemli iş. Bunu diğer sorunların yanında çok küçük bir sorun olarak görmememiz lazım. Çünkü çok ciddi tahribatlar yaratıyor. Yani örneğin Gezi Parkı'na bir iktidarın bakışını rasyonalize etmek için o ordu harekete geçiyor. Köşe yazıları, köşe televizyon programları, bunlar teröristtir, çubukçudur, şucudur, bucudur falan diye. Sonuçta tabii ki bir etkileri de oluyor. Gerçeği çarpıtmak, porsiyonlara bölmek, ayırmak ve onları izleyen kamuoyuna öyle sunmak açısından. Medya editleri dediğimiz zaman tabakayı birazcık köşeye darları, yayın yönetmenleri, televizyon programcıları da tutabiliyoruz ama genel olarak bir gazetecilerin de gerçekten profesyonel standartlar konusunda, dil konusunda, bir şeyleri kurcalamak konusunda bir problemleri olmadığını düşünemeyiz. Var. Homofobik bir basınımız var. Yani bu diğer bütün her şeyden bağımsız tek tek gazetecilerin çoğu için söyleyebileceğimiz bir şey. Gerçekten homofobik bir medyamız var. Yani gazetecimiz var. Çevre sorunlarını haber yapmak için mutlaka böyle çok renkli eylemler falan filan bekleyen, hadi ilgimi çek de öde yapayım diyen bir medyamız var. Ve şirket gizlerine çok hevesli bir gazetecimiz var. Çok hevesli. Yani inanabiliyor musunuz? Yani bu etik kodlar meselesinde Türkiye'de bütün mesleklerin bir sorunu var. Gazeteci örgütlerinde, gazete örgütlerinde var. Yani şu şirket gelirleri rezaleti bir türlü bitemiyor. Yani bitemez tamamen, anlıyorum bunu da. Ama yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri yok. İşte üç kuruşluk bir maça gidip bilmem ne şirketi yok, kola götürdü yok. Ülkeye götürdü, yok şu götürdü, yok bu götürdü yazıyorlar yani bu düzeyde. Yani bu eski dünyada belki bir şey ifade ediyordu. Düşünsenize 50'lerde 60'lardı. Hani Türkiye dışına çıkmak bir şey falan filan. Yani gerçekten küçücük paralarla gideceğiniz ülkelerde, o şehirlerde yani o şirket tarafından ağırlanmayın yani ne olacak? Yani bunu çok şöyle rasyonalize edenler de oldu. Ben bu paraya muhtacım öyle mi? Ben bunu gittim bu parayla ağırlandım. Daha doğrusu bu şehirde şu maçta falan ya da şu yemekte. Ne oldu? Beni satın mı almış oldu falan gibi. Savunmaları oldu bunu çeşitli düzeylerde yapanlar oldu. Celal Uluç bunu çok yazdı. Hayır bu bir model. Yani size bakıyor ondan sonra. Ben çalıştığım gazetelerde büyük medya tarafında hatırlıyorum. Şirketlerden davet olunca muhabirler kavga ediyordu birbirleriyle. Yani geçen sefer o gitti. Bu sefer ben gideceğim. Çünkü öyle. Yani yayın yönetmeni gidiyor ya da işleri müdürü gidiyor falan. Ve bu ülkenin medya örgütlerinde bu durum seyrediliyor. Yani ondan sonra gazeteci, başbakan hakaret ediyor. Evet ediyor. Yani hastalıklı bir gazeteciliğe bakışta bir durumu var. Tahammül sorunları var. Demokrat olduğu konusunda çok kuvvetli emareler yok. Peki biz ne yapıyoruz? Yani biz mesleğimizle ilgili ne yapıyoruz? Yani ben bir tane medya örgütünden şu şirketlerle ilgili bir şey, şirket gelirleriyle ilgili görmedim. Bu bir çürüme. Yani ve bu medya örgütlerine de sirayet etmiş bir çürüme. Söylüyorum size, cemiyetin içinde de Türkiye'de en fazla şirket gelirleriyle özdeşleşmiş insanlar var. Olmaz bence. Ben o cemiyette sorgularım. Onların etik kodları rafa koymasıyla sorgularım.
Ama mesela biraz önce Recep Bey hani yaptırım gücümüz yok dedi. Yaptırım çok önemli yaptırım bence. Medya etiği adına bir izleme yaparsanız bu bir yaptırımdır. İnsanlara kelepçe takmamıza gerek yok. Bence bir yaptırımdır. Moral bir yaptırımdır. Sadece gazeteci örgütlerinin değil, bakın Türk Tabipleri Birliği. Ya tutup yazıyorsunuz Profesör Osman Müftüoğlu danışmanlığını yaptığı şirketin ürünlerini gazetesinde yazıyor. Defalarca aradık Türk Tabipleri Birliği'nin etik komisyonu var. Bir satır alamadık. Yok. Bir kere çıktılar telefonumuzu arayacağız dediler. Defalarca. Yok. Yani etik komisyon değil komisyonu var. Yani böyle bir kültürel problemimiz var her yerde. Ne yazık ki bizim gazeteci örgütlerimizde de bu var. Şimdi ben son bir şey söyleyeyim. Bütün bunlar karşımıza bir mesele koyuyor. Bakın milliyet olayı bunların hepsini birlikte sermaye yapısındaki çarpıklığı, siyasi baskıyı ve medya elitlerinin neler yapabileceğini, bütün bu hastalıkları birlikte önümüze koyan bir olay. Hepsini toplayan. Onun için çok bence benim çok önemsediğim bir olay. Yani Milliyet Gazetesi İmralı tutanaklarını manşet yaptı. Hasan Cemal ve Can Dündar bu manşet bunun bir haber olduğunu, sürecin sabote edilmesi olmadığını yazdılar. O gazetenin genel yayın yönetmeni de bunu yazdı. Fakat başbakan çıktı. Batsın senin gazeteciliğin dedi. Bunun üzerine patron döndü. Genel yayın yönetmenine bunları at dedi. İki hafta izne çıkarıldı Hasan Cemal. Ve dönüşteki yazısı konmadı. Koymayan genel yayın yönetmeni. Sonra bunu yazan köşesinde bunun Sayın Erdoğan Demirören'le ilgisi yoktur diye köşesinde yazan o genel yayın yönetmeni. Sonra da Hasan Cemal'in işine ben son verdim. Çünkü başbakanı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarı nedeniyle son verdim diye editoryal yazan da o genel yayın yönetmeni. Şimdi bu diğerlerinden daha az bir sorun değil. Daha sonra tabii ki belli bir yere kadar kullanışlı olabiliyorsunuz. Daha sonra patron tarafından yeterli görülmeyip atılan da o genel yayın yönetmeni. Yani işte sonuçta bitmiyor. Ver ver ver. İşte Can Dündar'ı ver. Onu ver. Bunu ver. Halbuki daha önceden görüp durabileceği bir nokta varken Hasan Cemal'i ben attım. Sayın Demirören'in ilgisi yoktu ki olayın öyle olmadığını biliyoruz. Ve sonunda kendisini atan da kendisini de tüketip atan bir yapı. Ben şimdi merak ediyorum nerede Derya Sazan? Hala o yapının içinde maaş alıyor mu acaba? İhtimal alıyor. Bence facia. Neden biliyor musunuz? Köşede yazdırmıyor çünkü patron. İstemiyor yani. Eğer önüne bir şey atılıyor ve ona tahammül ediyorsa problem. Bakın Derya Bey iyi bir gazeteciydi. Yani hakikaten itibarlı birisi. Ve genel yayın yönetmenliği meselesi. Bütün o kariyeri başka bir noktaya çekti. Yani başka bir şey, başka bir manzaranın kahramanı oldu. Bu milliyet olayı açıdan gerçekten çok önemli. Şey söyleyeyim ben bir de. Gizli sonrasıyla ilgili bir cümleyle bitireyim, uzattım çok fazla özür dilerim. Bu yapı değişmedi. Gizlideki ittifaklar, sosyal medyadaki ittifaklar bunlar çok kolay şeyler üzerine oluyor. Yani çok kolay insanlar bir araya gelebilirler. Çok basit bir şey. Hayatıma karışma çok güzel şey ama çok basit bir şey. O insanları bir daha bir şeyin etrafında kapsamlı, tutarlı, büyük şeyler etrafında o kadar büyük kitleleri toplayamazsın. Bu sosyal medya örgütlenmelerinin doğasında olan bir şey. Çok küçük, önemsiz demiyorum ama küçük şeylerle bir araya gelebilmek. Gezi sonrası medya üzerinde ayrıca durulabilecek bir şey ama fazla romantik olmamak lazım. O yapı devam ediyor orada. Yani bu yapıda değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey değişmezken sonuç nasıl değişsin? Onlar kötü diye de biz iyi olamayız. Bizler de iyi olmamız lazım alternatif gazeteciliğe söylenenler. O kadar da iyi olduğumuzu söyleyemem doğrusu isterseniz. Daha iyi içerikler yapmak lazım. Hatır için kimse gazete okumaz. Hatır için kimse bilmem ne sitesine bakmaz. Hakikaten ilgilerini çekmeniz, informasyon ihtiyaçlarını gidermeniz gerekir.
Oraya da birazcık gerçekçi bakmak gerekir diye düşünüyorum. Uzattım, kusura bakmayın. Evet, çok teşekkürler Doğan. İkinci bölümde zaten bunu açarız biraz. Ne olur, ne olmalı, nasıl olmalı. Tam o senin verdiğin milliyet örneğinde aslında eksik bir şey daha var. Erdoğan Demirören başbakandan bir telefon almış. Senin yazından okuyoruz. Hayatında hiç kimsenin kendisine bu kadar ağır laf etmediğini, telefonu kapattıktan sonra da ağladığını söylemiş. Evet. Yani bu bir de bunu, bu cümleye bir de şey ekleyeyim. Yine senden Yalçın Akdoğan, başbakanın baş danışmanı diyor ki AK Parti iktidarının yandaş medya üretmek, özgür basını susturmak veya muhalifleri tasfiye etmek gibi bir yaklaşımı, politikası ve böyle bir adımı kesinlikle yoktur. Evet. Enteresan. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yani. Bir meslektaşımla tartıştım. O kitap yazıyormuş. İşte bunu başbakanın Demirören'i arayıp işte Hasan Cemal meselesini atmaya çalışırken Hasan Cemal'i. Bu kesin bilgi. Yani Erdoğan Demirören gelmiş ve milliyetteki yöneticilerine bunu söylemiş. Bana hayatında kimse bu kadar ağır konuşmadı demiş. Yani Erdoğan Demirören böyle demiş. Ben bu başbakanın bu lafını işte bu kitapta çok önemseyeceğim falan filan. Dedim ki o başbakanın lafı değil. O Erdoğan Demirören'in lafı. Yani gazeteci olarak neşterle hareket etmemiz lazım. Yani başbakan çıkıp da bana ben öyle bir laf etmedim dediği zaman benim söyleyecek bir şeyim yok. Yani ispatlayamazsam etmemiş. Etmedim diyorsa. Ama belki Erdoğan Demirören meseleyi öyle koydu. Ben Erdoğan Demirören çok güvenirim her dediğine. Çok iyi bir medya patronudur, özü bir söz birdir diyemem. Belki Hasan Cemal hadisesini gazetesinin önüne öyle koydu, beni aradı dedi. Belki aramadı, belki öyle bir konuşma olmadı. Belki de oldu ama bilemem yani. Bilemem, kitap konusunu uyarmıştım, o geldi aklıma. Çok teşekkürler. Rejimi işte. Bir 15 dakika ihtiyaç molasından sonra isterseniz devam edelim. Çok teşekkürler. Derya Bey galiba ayrılmış. Öyle mi? O bizim dinleyici destekçimizce bir hayli de zor. Yani ben eleştiren yayın da yaptım. Evet. Üzüldüğünü belirtti, telefon etti. Yani bana. Hasan Cemal o gün her gün o zaman Hasan'dan yazı okuyordu. Evet. Hasan'ın çok eski arkadaşım zaten. Sonra o ayrıldı gitti ve geri döndüğünde geçenlerde aradı. Geçen hafta ben seçimi kestim filan dedi evet, ama... Doğru. Yani, epeydir yok çünkü iki kere aradı kendisi. Evet. Çıkmak istemedi. Ben beni de arasın demiş ama ben de kaçtım. Evet. Çünkü tatsız bir konuşma olmasın diye. Yani ben de tamamen katılıyorum size yani. Olacak işte. Çok bir kendi kuruyor.